Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Saygıdeğer hocalarım, ekranlarda bizi izleyen dinleyiciler. Dördüncüsünü Buyurun düzenlediğimiz hocam. Tekirdağ'da dini ve Teşekkür kültürel ediyorum. hayat. Saygıdeğer İhtiyaçlar sen. hocalarım ve bizleri ekranda izleyen dinleyicilerimiz, dördüncüsünü düzenlediğimiz Tekirdağ'da dini ve kültürel hayat sempozyumunun birinci oturumunu gerçekleştireceğiz. Benim listemde dört hoca tebliğlerini sunacaklar. Hemen vakit geçirmeden tebliğlere geçmek istiyorum. Süremiz 15 dakikadır. Daha sonraki programın aksamaması için süreye azami dikkat gösterilmesini rica ediyorum. Şimdi ilk tebliğini sunacak hocamız Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Hasan Keskin hocamız. Tebliği Su Yolcu Zade Ahmet Nehri Divanı'nda Ayet İktibasları adlı tebliğini sunacaklardır. Buyurun hocam. Saygıdeğer başkanım, çok değerli hocaların, bizleri ekranlardan izleyen, efendim, değerli ilim adamları, öğrencilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sözlerime başlarken ben de hepinizi kalbi selamlarımla selamlayarak sözlerimi başlıyorum. Tebliğimin başlığı Su Yolcu Zade Ahmet Nehri Divanı'nda Ayet İktibasları. Önce Ahmet Nehri hakkında kısaca bilgi vereceğim. Daha sonra divan hakkında kısaca bilgi vereceğim. Hemen akabinde de iktibas, ayet iktibasları hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Kendisi Tekirdağ'da doğmuştur. Yani 13. yüzyılda, 13. yüzyılda evet Tekirdağ'da doğmuş, dünyaya gelmiş ve burada yaşamış. Özellikle klasik Türk edebiyatı ve tasavvuf edebiyatı şairlerindendir. Hayat hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Asıl adı Ahmet'tir. Şiirlerinde mahlas olarak Nehri kullanmıştır. Osmanlı Müellifleri isimli eserde belirtildiğine göre Kadiri tarikatının İsmail Rumi kolu şeyhlerindendir ve Mehmet Efendi'nin oğludur. Babası da kendisi gibi Kadiri şeyhidir. Su yolcu olarak anılmaktadır. Su yolcu Osmanlı'da su yollarının bakım, onarım ve koruma işleriyle ilgilenenlere verilen bir lakap olduğundan muhtemelen babası, dedesi ve ailesinden biri bu görev yaptığı için Nehri de su yolcu olarak tanınmıştır. Nehri ve ailesi hakkındaki en geniş bilgiler Seyit Sırrı Ali'nin Tuhveti Rumi isimli eserdedir. Evet. Kaynaklarda yine belirtildiğine göre hangi hocadan, hangi medresede, hangi dersleri aldığı belirtilmektedir, bilinmemektedir. Ancak ilk eğitimini Tekirdağ'da şeyh olan babasından aldığını, ayrıca o dönemde Tekirdağ ve civarında görev yapan alimlerden istifade ettiği söylenebilir. Divanında yer alan Arapça ve Farsça manzumlere bakarak şiir yazabilecek derecede bu dillere hakim olduğu söylenebilir. Yine eğitimini tamamladıktan sonra Tekirdağ'da Orta Cami'de imam hatiplik yapmıştır. Dizdar Zade Camisi'nde de vaizlik yapmıştır. Seyri sülükünü babası hayattayken tamamlamış ve vefatından sonra da babasının yerine geçmiştir. Muhtemelen hayatının kalan kısmını da
Ayni Hatun dergahında şeyhlik yaparak geçirmiştir. Bu görevde kaldığı sürece Ahmet Nehri'nin tekkeye büyük hizmetleri olmuştur. Yenilenmesini sağlanmıştır. Ayrıca bir takım hizmetleri daha olmuştur. Evet, şimdi Nehri'nin Vahdet-i Vücut'ten bahseden eserleri vardır. Bir eseri arifane tarzda yazılmış ilahiyatının olduğunu yine Bursalı Mehmet Tahir Osmanlı müelliflerinde zikreder. Ancak bu iki eser de elimizde mevcut değildir. Nehri'nin elimizdeki tek eseri divanıdır. Tasavvufi neşveyle yazılmış olan bu divanın bilinen tek bir nüshası vardır. O da Vatikan Kütüphanesi Türkçe yazmaları bölümünde 235 numarada kayıtlıdır. Üzerinde bir yüksek lisans tez çalışması da yapılmıştır. Bu divanda 26 kıta, 18 gazel, 6 kaside, 4 tahmis, 4 murabba, 1 terkibi bent, 1 tecri bent ve 1 ilahi olmak üzere Nehri'ye ait toplam 61 manzume bulunmaktadır. Mutasavvuf bir şair olan Nehri'nin daha çok tasavvufi bir bakış açıyla yazdığı şiirlerde 32 yerde iktibas vardır, ayet iktibası vardır. Ayetlere oldukça hakim olduğu görülmektedir. Birkaç tane örnek vermek istiyorum. Mesela en fazla onun kullandığı ayet Kabe Kavseyni Edna. Evet. Kabe Kavseyni Edna Thümme Dena Ma Evha. Necim suresi 9. ayette geçen ayet. Yani manası peygamber olan mesafesi 2 ay aralığı kadar yahut daha az kaldı. Bu divan şiirlerinin çoğunda bu ayet kullanılır. Yani tabii ben şeyde tebliğimde bu şeylerle de temas ettim. Yani hangi bağlamda, niçin kullanılmış, yani buradaki beyitlerin bir kısmının da anlamını vererek. Mesela bir tane okumak istiyorum. Kabe Kavseyni, Kavseyni ev Edna'da bulup mahvı sıfat, temme ve çulla mihrabında piri perverem. Makamı Kabe Kavseyni ev Edna olmasın menzil, bir olup nuru zatı baht ile thümme denadan geç. Zatı bahti envarı yandırdı ve külli varlığım ma verayı remzi ma evha da sırrı sers verem. Burada da mesela ma evha, bu da yine ayette geçiyor. Bu da Necm suresinde geçiyor. Tabii biz tebliğimizde bu ayetlerin sadece iktibaslarını yapmayacağız. Ayetlerin iktibaslardaki bağlamı, hangi bağlamda kullanılmıştır, onlara da inşallah yer verdik. Şimdi tabii örnek birçok şey var, ayet var. Hatta Kabe Kavseyni ile ilgili de çok şiiri var, ancak tabii biz hepsine temas etme şansımız yok burada, süremiz az olduğu için. Bir ikinci örnek, Mak'adu Sıdk. Bu da Kamer Suresi 55. ayette geçen bir ifade. Yani tabii şairimiz tabii ayetin tamamını her zaman almıyor. Bazen böyle ayetten bir şey, kısım alıyor, bir bölüm alıyor. Mak'adu Sıdk da öyle. Bazen de böyle kısaysa ayet, oradan mesela şey, ayetin tamamını da aldığı oluyor. Mesela mana nedir burada? Mak'adu Sıdk, muktedir bir hükümdarın katında doğruluk meclisindedirler meali. Mesela hangi bağlamda şey yapmış? Buldu kutsiler makamında mahal,
Vak'adu sıdgu visali kibriya. Vak'adu sıdk makamını virüp ana hüda babı bağı firdevs ola menzili gehi kasrı emcet. Bir başka şairimizin şey yaptığı, iktibas yaptığı ayet. Allemel Esma. Bakara suresi 31. ayette Cenab-ı Hak Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğrettiğinden bahseden bir ayet. Hatta ayette diyor ki Allah bütün Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra da melekleri göstererek onları meleklere göstererek eğer doğru söylerler derseniz hadi bana bunların isimlerini bildirin dedi. Tabii bu bağlamda yine anda peyda oldu asfadı heme saları can zat Adem allemen esma da ser hayli siba. Birkaç tane daha örnek ver, onlara girmiyorum süre sınırlı olduğu için. Temme ve Çulla mesela aldığı bir başka ayet. Bu da Semme ve Çullah kelimesi yani doğuda batıda Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır. Bakara suresi 115. ayet. Başka yerlerde de geçiyor. Bizim şairimiz bu şeyden de ayetten de bu kısmı efendim zaman zaman şey yapmış, iktibas etmiş. Yevme Tübla. Bu Yevme Tübla da Tarık suresi 9. ayette geçiyor. Şeyler okumuyorum. Sadece hızlı gitmek zorundayım. Çünkü bana göre... Tabii 3 dakikanız var. Evet. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Seb'al Methani. O da biliyorsunuz Hicr suresi 87'de tekrarlanan yedili. Bunu da sıkça kullanmış. İrci'yi Sidre-i Münteha, bunlar hep ayetlerden iktibaslar. Menüs Thelva, İnni Enallah, Errahmanu Alel Aşisteva, Kalu Vela, Lenterani, Mescidun Üstü Salet Takva, İnnema Yağmuru Mesacidallah, Ma Kaddemet Yeda, Errahmanu Allemel Kur'an, Kurratu Aynun, Aynen Tüsemma Selsebila, Hedihi Cennetü Cennatu adnin falluha fedhuluha da halidin men araf şeklinde bu gerçi men araf hadis pardon o şey değil. Yani başka şeylere baktığımız zaman divanlara baktığımız zaman müellifimizin gerçekten çokça ayetten iktibas ettiğini görüyoruz. Birçok müellifi bu tür ayet iktibasları yapıyorlar ama şairimizin iktibasları oldukça fazla. İnşallah şey yaptığımız zaman yani tebliğimiz yayınlandığı zaman orada bu tür detaylara, bağlamlara inşallah işaret edeceğiz. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Evet, Hasan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Zamana da çok dakik riayet ettiler. Güzel bir tebliğ oldu. Hemen ikinci tebliği sunacak hocamıza geçiyorum. Yine fakültemizden doçent doktor Osman Nedim Yektar bize Netaicül Fünun'da Peygamber Tasavvuru adlı tebliğini sunacaklardır. Hocam süreniz 15 dakika, buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Önce Gazze'de şehit olan kardeşlerimiz, vatanımız için şehit olan askerlerimiz, güvenlik güçlerimiz için ve orada şehit olan, vefat eden garip, kuraba, yetim çocukların, yaşlıların hepsinin ruhlarına bu sempozyumumuzdan hasıl olacak duyu zatında onlara ihsan edilmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu sempozyumu düzenleyen başta saygıdeğer rektörümüz ve dekanımız olmak üzere oturum başkanımızın şahsında hepinize teşekkür ediyorum. Efendim, onun Netaicül Fünun'da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tasavvuru
Detay Cudfu'nun daha evvelden sempozyumlarımızda çokça tebliği sunulan bir eser. Bu eserin muhteviyatı konusunda daha evvelki sempozyumlarda, bilgiler veya yayınlarda yapıldığı için ona fazla tebliğinde girmeyeceğim. 1533 yılında miladi olarak 940 yılında da hicri olarak dünyaya gelen Malkaralı Nevi Yahya Efendi bu eserini kaleme almıştır. Eser giriş ve 14 bölümden oluşmaktadır. Bizim çalışmamız mukaddime ve tarih bölümüyle ilgili olan kısımda sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl anladığı, ona nasıl bir bakış açısına sahip olduğuyla ilgili olacaktır efendim. İlk bölümde Behçetül Numa, İlmi Tevarih-i Enbiya ve Ümera ve Zikr-i Vesatin-i Hükema adında tarihi konular, başta peygamberler tarihi olmak üzere Hazreti Adem Aleyhisselam'dan sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar olan hususlar dile getirilmiştir. Bu bölüm, yani tarihle ilgili kısım, marifetullah sırlarıyla örülerek işlenmiştir. Yani tasavvufi bir üslup içerisinde ve bir dil kullanılarak şiirlerle bezenmiştir. Aynı şekilde mukaddimede de sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir naat-ı şerif, bir aşk-ı Resulullah'ı ifade eden bir şiirde kaleme alınmıştır. Biz bu çalışmamızda Netaycül Fünun'un içerisinde dünya başlangıcına, dünyanın ne anlama geldiğiyle ilgili Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dünyanın başlangıç ve bitiş noktalarındaki durumu nedir? Hangi konumdadır? Önemi nedir? Onu ele aldığını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin gönderilen peygamberler arasındaki ilgi değeri nedir? Onları ele aldığını gördük. Bunlara kısaca şimdi değineceğiz. Mukaddime bölümünde Nevi'nin ifadeleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme atfen yazdığı bir naat-ı şerif yer alır. Bu naat-ı şerif şu dizelerden oluşur. Ebu Kasım evvel rahmetu alemin Resulü kenzeyni medfari murselin anın zatıdır cümle-i mebde haber virurandan kamu enbiya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alemlere rahmet olarak gönderildiğini, iki cihanın hazinesi kenzi olduğunu ifade eder. Bütün rasullerin onunla iftihar ettiklerinin, cümle varlık aleminin kaynağının o olduğunu bildirir. Bunlar tabii çalışmamızda ele alınacaktır. Tasavvufi eğitimi olan, daha belki Nebevi'de de aynı şekilde, Hayni'de de bunları görmüştük evvelki çalışmalarımızda. Varlık aleminin kaynağının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna dair hadis şarihlerinde bu konuda bir takım ifadeleri de daha belki eserlerde geçmişti. Yani burada Nevi Efendi'nin de bu bakış açısıyla hareket ettiğini görmekteyiz. Haber veriyor andan kamu enbiya derken اَلَّذ۪ينَ اَسْتَعِذُ بِلَّهِ اَلَّذ۪ينَ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عَنْدَهُ تَوْرَاتِ وَالْمِجِينَ ayetine Peygamberimizin varlığı ile ilgili şöyle bir ifade bulunur. Vücudu ol fi bahri kıdem kuruldi nizam vücut ve adem. Peygamberimizden evvelki bahri kıdem, orayı denize benzetiyor. Okuduğumuz arada. Onun hatırına kuruldu. Varlık ve yokluk onun adına, onun şanına yaratıldığını ifade eder. Anun yüzü su yine bir vay bir şekkin delferi encun ve sahabi felek aleyhi ezhebu salavati ma teranimul kanadili aleş şecer. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü su hürmetine hiç şüphe yoktur ki bütün yıldızlar, bulutlar ve gezegenler yaratıldı, var edildi.
En güzel, en süslü kandiller, en güzel duygular ve teramiller, en süslü salavatlar onun üzerine olsun. Ve envaru tahiyyatu ma tüzeyyinü şeceri bin nuri ve semer. Yine ağaçları nuruyla, meyveleri nuruyla tatlandıran en güzel nurlu övgüler, tahiyyatlar, övgüler, senalar. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel var. Ba'de bu, mukaddime bölümünde bu girişten sonra der ki, bu hakiri, taksiri kendini öyle görür. Bir hakir ve taksir, kusurlu biri olarak Nazm-ı Can Kâbesi'nin yolunda sahi, Gönüller Kâbesi'nin yolunda koşuşturan biri olarak kendini ifade eder. Kendini daha şöyle de aşkını Resulullah ifade ederek der ki, Muttakiyyü atşan, deryaya koşan, Peygamberimizi derya olarak görür ve takvaya susamış, deryaya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e doğru koşan ve harisu vuslat-ı canan gibi ve tasavvuftaki mertebeleri böyle ve mertebeti ve bir mertebede sükut bulmayıp, sadece bir mertebede sükut bulmayıp tahsil-i kemal için mehdi bi çerağın sabahı çağırmaktan hilalde nev hattu kitabın aşkıyla kendini bir sabaha kadar yanan muma benzer. Nasıl bir mum diyor burada yanarsa, erirse, ben de sabahlara kadar Resulullah'ın aşkıyla yanarak da eririm. Ve hilale, hilalin üzerine bir ilave edilmiş, aşıklar genelde böyledir. Peygamberimizle ilgili yazdıkları şiirlerde. Hilal biliyoruz ince olur efendim. Dolunay'a benzer, Bedir'e benzetilir Peygamberimizin yüzü. Aşıklar şöyle derler. Bütün aşıklar hilale kendilerine bir çizgi atarak ne yaparlar? Adeta Resulullah Bedri'ni yani ayın 14'üne doğmasını şey yaparlar. Kendisine öyle belirtiyor. Hilalde ne hak diyor? Yeni bir hak, yeni bir çizik atılmış da sanki o yazıyla neyle atılmış? Bu kitabın aşkıyla. Ona olan aşkla bir yani gezegen şey ayı söylettirir, hilali söylettirir adeta. Böyle birisi. Eserin birinci bölümünde varlık aleminin kaynağı anlatılırken Osman Hocam beni 2-3 dakika yani uyaracağım hocam devam edin. Teşekkür ederim. Eserin birinci bölümünde varlık aleminin kaynağını anlatırken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Hatem-ül Enbiya oluşunun mütevatir habere dayandığını vurgular. Ardından insan oğlunun yaşadığı zaman içerisinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün zamanı yani Hazreti Adem'den ila yevmül kıyamete kadarki zamanı böyle özetle ifade eder efendim. Burada öncelikli olarak mütevatir bilgisine ifadesine değinelim. Uzun bir ifadelerle der ki Hazreti Musa aleyhisselamın cumartesi yasağı ile ilgili bilgileri nasıl bize tevatüre nakledilmişse Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hatem-ül Nebiyyin olması da aynı böyle mütevatir türü haberlerdendir. Aynı şekilde 10. Varak'ın B bendinde Ez-Zeman ve Mebde-i Deveran başlığı altında bir hadisi şerif nakleder. Sahih-i Müslim'in Kitab-ül Haccı'nda. Fakale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem İnne zamana kad istedara keheyetihi yevme halaka semavati vel arda. Muhakkak ki zaman hadis-i şerifin sebebi vurduğunu söyleyelim önce. Müşrikler nesi yapıyorlardı biliyorsunuz nesinin olduğunu. Yani haram ayların günlerini değiştirmek ve savaşabilmek için 354 gün olan Hicri ayı 11 gün ilave ederek 365'e çevirmişler. Hac da 33-34 senede bir ancak kendi gününde yapılıyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'i hacca yollarken hac farz olduktan sonra ilk hacı Hazreti Ebu Bekir hacca yollarken ertesi sene Resulullah aleyhissalatü vesselam hacca gittiler. Orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün Müslümanlara, bütün Arap yarımadasındaki insanlara şu cümleyi kullandı. Artık zaman Allah'ın semaları ve yeri yarattığı gündeki anına dönmüştür.
Yani ilk Muharrem'in biriyle dünya başladı. Bozdular bunu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacda bunu düzeltti. Hocam 3 dakikanız var. Peki hocam. Teşekkür ederim. Bu hadisi şerifi Kutbül Arif'in Mevlana Sadreddin Konevi ve Babertî'nin eserinden istifade ederek ele alır. Bu konuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderilişini de değerli hazırım. Bir zaman dilimi içerisinde bir tulu işlemsen akşama kadarki olan zamanda imsak vaktiyle tulu işlemse arasında gönderilmediğini, sonraki zaman diliminde ancak gönderilmiş olabileceğini ifade eder. Yani burada derin bir aşk ile Peygamberimize bağlı olduğunu görüyoruz. Son olarak efendim şu şiiri de okumamı. Bunlar tabi detaylandırılacak daha da. Bundan sonraki 13. varaktan sonra Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam'ın hayatı, sireti anlatılmaktadır. Sayın Başkanım şu şiirle müsaadenizi bitirmek istiyorum. Ya Rab, garip-u rüccâ-i usayyâmus, avâre-i hu-i hayret ve hirmâmus, ettiklerimize hep pişman olduk. Lütfunun kapuğusunda sâil-i gıfrânus, ilahi, olgun ki şarab-ı zindegânının son kaderi içip, şişe-i vücud, şikest ola. Meclis-i haşrin bedmestlerinden kılma. Yani mahşer gününün rezillerinden kılma. Amin. İlahi, olgun ki nizan-ı akıl kurulup, muhsine mükafat, müsiye mücazat kısmet olun. Makamat-ı evliya, mal kararı nevi lahyatı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Osman hocamıza biz de teşekkür ediyoruz bu veciz tebliğinden dolayı. İnşallah tebliğler basıldığında geniş bir şekilde bunları görmüş olacağız. Şimdi hemen üçüncü tebliği sunacak olan hocamıza geçmek istiyorum. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslam İlimler Fakültesinden Doktor Rabia Doğru bize Hattat Ali Alparslan'ın Hüsn-i Hat sanatına dair çalışmalarının değerlendirilmesi adlı tebliğini sunacaklar. Buyurun hocana. Teşekkür ederim hocam. Kıymetli hocalarım, öncelikle sizleri ve sempozyumu dinleyici olarak iştirak edenleri hürmetle selamlıyor. Sempozyumu düzenleyen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Tebliğimin başlığı Hattat Ali Alparslan'ın Hüsniyat Sanatı'na dair çalışmaları. Ali Alparslan'ın Hüsniyat sanatına dair çalışmalarına geçmeden önce kendisinin hayatı ve hattatlık serüveni hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Ali Alparslan çeşitli yerlerdeki biyografilerinde 1925 veya 26 olarak gösterilmiş olsa da nüfus kayıtlarına göre 1922 yılında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde doğar. Babasının vefatı sonrasında çocuk yaştayken dayısının himayesinde Üsküdar'a yerleşir. Çorlu'da başladığı eğitimini Üsküdar'da devam ettiren Ali Alparslan, 1947 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun olur. Bilahare İran hükümetinin sağladığı bir bursla Tahran'a giderek orada lisansüstü eğitimi görür ve ardından Türkiye'ye geri döner. Çalışma hayatını başlangıçta çeşitli kurumlarda memur olarak geçiren Ali Alparslan, 57 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Bölüm Asistanlığı'na atanır. Kısa süre sonra da İstanbul Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü Asistanı olur. 1961 yılında Aşık Paşa'da Tasavvuf adlı teziyle doktor unvanı alır. Doktora sonrası da 1963'te davet aldığı İngiltere'ye giderek Londra Üniversitesi'nde okutman olarak Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verir. 67 yılında da Chicago Üniversitesi'nin daveti üzerine Amerika'ya giderek bir yıl asistan profesör olarak çalışır. 68 yılında doçent, 80 yılında profesör unvanını alır. 71 yılından sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde Türk Edebiyatı dersleri okutan Ali Alparslan, 89'da görev yaptığı ana bilim dalından emekliye ayrılarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü Hat Ana Sanat Dalı'nda eğitim öğretim çalışmalarını sürdürür.
Kısa süren bir rahatsızlıktan sonra da 24 Ocak 2006'da vefat eder ve Karacaahmet aile mezarlığına defnedilir. Gördüğümüz üzere bir eski edebiyat profesörü olarak böyle yoğun bir akademik hayatının yanı sıra Ali Alparslan'ın üzerinde durulmaya değer diğer bir yönü de hattatlığıdır. Henüz çocuk yaşlarındayken Üsküdar'ın cami, sebil ve türbeleri, bu eserlerin kitabelerinde bulunan hat yazıları, onun sanata dair muhayyilesini harekete geçirir. Lise öğrenimi sırasında da hat sanatıyla alakalı yayınları takip etmişse de kendisine bilhassa tesir eden çalışma Melek Celal'in Reisül Hattatin Hacı Kamil Aktik adlı eseri olur. Bu vesileyle hat sanatını öğrenmeye karar vererek bir hoca arayışına girer ve Güzel Sanatlar Akademisi hat hocalarından Hezarfen lakaplı Necmettin Okya ile tanışır. Kendisinden talik yazı meşk etmeye başlar. Necmettin Okya hem Hattat Sami Efendi'yi takip eden güçlü bir kalem, hem de yazıların tarih ve üsluplarını, bu üslupların sahibi olan hattatların tavırlarını, yani tavırlarından kendilerini tanıyan mahir bir hattattır. Ali Alparslan, hocasının bu bilgi ve tecrübelerinden de faydalanır. Bunun yanı sıra hocası vesilesiyle Eşref Efendi, Mustafa Düzgünman, Abdülbaki Gölpınarlı gibi isimlerle de tanışıp birçok yönden gelişimine katkı sağlayan sanat ve irfan muhitlerinde bulunur. Hocasının müsaadesiyle Mustafa Halim Özyazıcı'dan da Divani, Celi Divani ve Rika yazılarını meşkeder. 1948 yılında talik yazıdan icazetini alan Ali Alparslan, yüksek lisans için İran'a gittiğinde o dönemde oradaki önemli hattatlarla görüşür ve Zerrin Hat isimli sanatkarın derslerine dahil olarak İran nestalik yazısının detaylarına vakıf olur. Ancak bununla birlikte benimsediği İstanbul üslubunu terk etmeyerek çalışmalarını bu tavırla sürdürür. Ali Alparslan'ın Hüsnü Hat sanatına dair bazı değerlendirmelerine değinecek olursak, az önce de ifade ettiğimiz gibi Ali Alparslan hat sanatında talik yazıyla öne çıkmış bir hattattır. Dolayısıyla fark edebildiğimiz kadarıyla aklam-ı sitte arasında olmayan talik yazıyı hat sanatına dair hazırladığı çalışmalarda aklam-ı sitte kadar ön plana çıkarması biraz da kendisinin yoğun bir şekilde bu yazıyla alakadar olmasıyla ilgilidir. Burada diğer dinleyicilerimizden de hareketle konuya aşina olmayanlar için aklam-ı sitte ifadesine çok küçük bir parantez açmak yerinde olabilir. Aklam-ı sitte, yani altı kalem, Hüsnü Hat sanatında altı yazı çeşidini ifade eder. Bunlar muhakkak, sülüs, nesih, reyhani, tevki ve rikadır. Talik yazı bunların dışında kalsa da gerek Osmanlı'da gerek günümüzde Türk hattatlarının severek yöneldiği ve icra ettiği bir yazı çeşididir. Ali Alparslan özelinde bakacak olursak bu yazı çeşidinin isimlendirilmesiyle ilgili bir ihtilaf söz konusu. Bu bağlamda geleneksel Türk sanatlarına dair yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Uğur Derman, Ali Alparslan'ı konu alan kitabında kendisi ve Ali Alparslan arasındaki anlaşmazlığa da değinir. Kendisi bu yazı çeşidini talik şeklinde isimlendirirken Ali Alparslan bazı çalışmaları müstesna olacak şekilde nestalik olarak isimlendirir. Buradaki ihtilafın sebebi de nestalik yazının İran coğrafyasında doğmuş olması ve orada bu şekilde anılması ile ilgilidir. İran'da bulunup orada Hüsnü Hat meşkeden Ali Alparslan bir bakıma bu yazının kaynağına, doğduğu yere hürmet ederek nestalik şeklinde aynı ismi muhafaza etme taraftarı iken Uğur Derman ise artık Türk üslup ve karakteri kazanan bu yazıyı talik olarak anmanın gerekliliğini savunur. Aralarındaki bu ayrılık sürse de yan yana geldikleri ortamlarda Ali Alparslan Uğur Derman'ın hassasiyetinden dolayı nezaket göstererek talik ifadesini kullanır.
Ancak kendi çalışmalarında çoğunlukla nestarlık demeyi sürdürür. Diğer yandan çalışmalarında birkaç yerde talik kullanımının yanlışlığına da değinir. Ali Alparslan nestarlık yazıyı tarif ederken musiki ile bir benzerlik kurar. Onu şekillerin oranlılığı ve çizgilerin musikisi olarak ifade eder. Musikide nasıl ki tiz ve pes seslerin birbiriyle uyumu ruhumuzda çeşitli tesirler, hazlar uyandırıyorsa, nestarlıkta de ince ve kalın çizgilerin temaşası öyle zevkler uyandırır. Bu yazı ruhta azamet ve şiddet hissinden ziyade zarafet ve yumuşaklık hisleri meydana getirir. Yine benzer zarafeti çağrıştırdığından olsa gerek, bu yazıyı kırlangıç kanatlarının yayvan uçuşlarını andıran görüntüsüne benzetir. Zaten bir deyim de vardır, talik Hüsnü Hatt'ın gelinidir şeklinde. Bu da yine zarafetine atıfla söylenmiş bir ifadedir. Ali Alparslan, Hüsnü Hatt sanatını yazı temeli üzerine kurulmuş olan bir çeşit sürrealist resim olarak değerlendiriyor. Sürrealist sanat, yani kendi ifadesiyle bir nesnenin, bir şeyin, bir şeklin ifadesi veya tasviri değildir. İnsan ruhunda çeşitli fakat genellikle tarifi zor, müphem çağrışımlar uyandırması cihetiyle zihni ve zekayı devamlı hareket halinde tutmakta ve düşündürmektedir. Hat sanatı da böyledir. Gerçi yazıda çizgilerin ve bu çizgilerin meydana getirdiği kompozisyonun canlı bir görünümü varsa da bunlar dış alemdeki bir gerçeğin aynı değildir. Bunlar perspektiften uzak olmakla birlikte ifade ve estetik güçleri bakımından çok tesirlidir. Ali Alparslan'ın hem edebiyat hem de Hüsnü Hatt alanında epey çalışması bulunuyor. Biz bu tebliğin konusu bağlamında bir sınırlandırmaya giderek çalışmalarından bilhassa Hüsnü Hatt'la ilgili olanlara yöneldik. Kısaca bu çalışmalardan ve içeriklerinden de kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle Osmanlı Hat Sanatı Tarihi. Bu çalışma kronolojik sıraya göre 8 bölüme ayrılır. İlk bölümde yazının kısa tarihçesi, ikinci bölümde Osmanlıların ilk 150 senelik devri ve Selçuklu yazısından Osmanlı yazısına geçiş dönemi anlatılır. Fatih devrinden itibaren artık Türkiye'de bir takım yazı mektepleri meydana gelmeye başlar. Mütakip bölümlerde de bu mekteplerden söz eder. 7. bölümde Akram-ı Sitte'den sonra en mühim yazı olan Nestali'nin hikayesinden bahsedilir. Her bölümde yazı örnekleriyle birlikte hattatların en önemli eserleriyle ilgili bilgiler verir. Yazı ustalarının hat sanatı tarihine getirdiği yenilikler, kurdukları mekteplerle derli toplu bir şekilde tanıtılmaya gayret edilir. Ali Alparslan, hat sanatı terminolojisindeki mektep, çığır, üslup, yol gibi kelimelerden ziyade genellikle ekol ifadesini kullanmayı tercih eder. Bir diğer eseri Ünlü Türk Hattatları. Bu çalışmada Hüsnü Hatt tarihine damgasını vuran ve bugün dahi bütün İslam ülkelerindeki hattatlarca hoca olarak kabul edilen Ünlü Türk Hattatları tanıtılır. Bunların başında Akram-ı Sitte hattatları da olan Şeyh Hamdullah, Ahmet Karahisari, Hafız Osman, Mustafa Rakım ve Mahmut Celaleddin gelir. Devamında da nestarlık yazıya Türk üslubu kazandıran Yesarizade Mustafa İzzet'e yer verilir. Üç dakikanız var hocam. Üç dakikanız var. Tamam hocam. Her birinin hayatı, sanatı, eserleri ve talebelerine değinilip ekolünün ünlü hattatları belirtilir. Bazı kitap bölümleri var Ali Alparslan'ın. Biri Cumhuriyet'in 50. yılına armağan kitabının içinde 50. yıl içinde hattatlıkla alakalı kitap ve mühim makaleler isimli yazısı. Bu makalede Cumhuriyet'in ilanından sonra 50 yıl içindeki Türk hattatlığı alanında çıkmış olan kitaplar ve öne çıkan makalelerin tahlili ve tenkidi yapılır. Aslan Apa Armağanı kitabının içinde İslam Dünyasında Kadın Hattatlar isimli yazısı bulunur. Bu makalede İslam yazısının doğduğu yer olan Arap coğrafyasından başlanarak tespit edilebilen kadın hattatlar çok kısa bilgilendirmelerle zikredilir.
Besmele Bahçesi kitabının içinde İslam yazısı başlıklı son bölümde Ali Alparslan tarafından yazı çeşitleri ve büyük hattatlar kısaca tanıtılır. Bu özel eserde tüm yazı çeşitleriyle yüzyıllar öncesinden itibaren yazılan besmeleler bir araya getirilir. Osmanlı Uygarlığı kitabının içinde Hat Sanatında Osmanlılar başlıklı yazısında Akram-ı Sitte'nin ekol sahibi hattatlarından, bu yazı çeşitlerinin hususiyetlerinden bahsedilir. Böyle bazı kitap bölümleri var. Tek tek değinmeyeyim o halde diğerlerine de. Bunlar dışında da zaten burada değinmek istediklerim dışında da Ali Alparslan'ın Hüsnü Hat sanatına dair farklı ansiklopedilerde yazdığı birçok madde de bulunuyor. Ayrıca vefatının ardından kendisiyle ilgili kaleme alınan birçok hatıra yazıları da mevcut. Ama malum süremiz sınırlı olduğundan ansiklopedi maddelerine, bu anma yazılarına ve çok kısa bilgi vermekle yetindiğimiz eserlerine dair daha geniş malumat bildiri metnimizde yer alacak inşallah. Ben hem dinleme nezaketi gösterdiğiniz için hem de bu sempozyum vesilesiyle bir Hüsnü Hat talebesi olarak vefatından seneler sonra Ali Alparslan'ı okuma anma fırsatı bulabildiğim için çok teşekkür ediyorum. Selamlar. Evet, biz de Doktor Rabia Doğru hanımefendiye bu güzel tebliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bize Tekirdağ'ın evet önemli bir hattatı, hattatlık üzerine kalem eserler de kaleme alan Ali Alparslan'ın Hüsnü Hat sanatına dair çalışmalarını bize tanıttılar. Teşekkür ediyorum. Şimdi sırada son tebliğcimiz Doktor Hayri Erenay Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan. Hocam herhalde Ardahan Müftülüğü'nden Karaman Müftülüğü'ymüş şimdi. Ses gelmiyor hocam. Sesi açarsanız. Kıymetli hocam, şu anda başkanlık müftüsü olarak Ankara'da kalıyor. Başkanlık diye geçiyor. Ben de onu merak ettim. Tamam. Evet, şu anda Mersin'de görevlendirme. Tamam. Tamam hocam. Şimdi Hayri hocamız Hülasat-ı Tefasir'de emanet, adalet ve şura kavramlarının değerlendirmesiyle ilgili tebliğini sunacaklardır. Hocam süreniz 15 dakika, buyurun. Hocam teşekkür ediyorum. Velhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve vefa neymetil müşehidin. Öncelikle sempozyum başkanımız olarak siz değerli hocama, kıymetli dekanımıza, rektörümüze, bu sempozyuma emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bize verdiğiniz için Rabbim sizlere hayırlı ömürler versin diyorum değerli hocam. Filistin'de şehadete uçan kardeşlerimize de Rabbimden rahmet diliyorum. Bize de yüreğimizden şehitliği ve şehadet arzusunu almamasını diliyorum. Bu sempozyumlar, bu çalışmaların tamamı Allah'ın rızasına uygunluk için bir şehadet belgesi olsun istiyorum inşallah. Değerli hocam, Ali Arslan hocamız 1966-1970 yılları arasında 5 yıl Tekirdağ'ımızda il müftülüğü yapmış bir alimimiz. Kendi asıl mesleği kısaca arz etmek isterim. Kendisi orman mühendisi olmasına rağmen Ahmet Hamdi Akseki hocamla Ankara'da yolları geçtikten sonra Din İşleri Yüksek Kurulu'na üye olacak derecede İslami ilimlerde kendini geliştirmiş ve il müftülüğü yapmış büyük bir alimimiz. Aslen Günlarlı'dır. Bizim hemşehrimizdir. Mersin Günlarlı'dır. Değerli hocamızın Hülasat-ı Tefasir, yani büyük Kur'an tefsiri diyelim, tefsirinde üç kavramın karşılaştırılmalı, birbiriyle ilintili olduğu için ben bunları bilerek seçtim. Hocamız tefsirinde emanet, şura ve adalet kavramlarını bunlara dair olan 21 ayeti tefsir ederken altısı emanetle ilgili, üçü şura ile ilgili, 12'si de adaletle ilgili olan ayetleri detaya girmeyeceğim, zamanımız sınırlı olduğu için birbiriyle bağlantılı olarak zaman zaman aynı kavramın ortak geçtiği ayetleri de birbirine atıf yaparak tefsir etmiş. Ve bu 21 ayetle ilgili olarak da tefsirini yaparken değerli hocamız burada bunların arasındaki bağlantıya dikkat çekmiştir. Mesela emanet kavramıyla ilgili olarak Bakara Suresi 283. ayeti celilesini tefsir etmiş hocamız. Devamındaki 280 öncesindeki 282'deki değin ayetine değinerek bu iki ayeti birbiriyle bağlantılı olarak tefsir etmiş ve emanet kavramını tefsir etmiş olduğu 283'te
Mesela burada özellikle üzerine vurgulamış olduğu hocamızın senet düzenlenmesi, borçlanmanın mutlaka yazılması, sefer halinde de borçlanmanın hazar halinde de yazılması gerektiği noktasında ve tefsirinde dikkatleri üzerine durmuş. Akabinde aynı kavramla ilgili Nisa 58'i Allah size emanetleri ehline teslim etmeyi emreder derken, buradaki emanetle ilgili olarak bu ayetin sebebin üzerindeki Osman bin Talha ile Mekke'nin fethinde Hazreti Ali arasında yaşanan Mekke'nin Kabe'nin anahtarının verilmesi konusundaki bir olayı özetleyerek İslam'ın adalete ve işin ehline verilmesi yönelik olarak hassasiyetini durmuş. Burada üç konuya dikkatimizi çekmiş. Allah'ın burada emanetten kastedilen şey Allah'a ibadettir. Nefsinde emaneti gözetmektir. Bu ayette emredilen diğer ikinci manası bu. Üçüncü manası da Allah'ın diğer kullarına karşı olan emaneti kulun gözetmesidir şeklinde vermiş ve Hazreti Ali'ye bizzat Peygamber Efendimiz'in Osman bin Talha'ya henüz iman etmemiş olsa da sikaye ve rifadeyi ecdadını devralarak anahtarı taşıma görevine layık olduğuna vurgu yaparak bu anahtarın sahibine teslim edilmesini emrettiğini kaydetmiş. Yine müellifimiz Enfal suresi 27. ayette Allah'a peygambere ihanet etmeyiniz ve emanetlerinizi de eğer Allah'a ve peygamberine ihanet etmiş olursanız emanetlerinize de ihanet etmiş sayılırsınız diyerek emanet üzerindeki Kur'an'ın vurgusuna dikkatimizi çekmiş. Müellifimiz diğer ayette de bu konuyla ilgili Müminin suresinin 8. ayetinde, hocam hızlı geçiyorum vakit kısıtlı olduğu için, detay inşallah tebliğimiz yayınlandığında nasip olursa, bir taraftan gözüm burada takip ediyorum, hakka girmeyeceğim inşallah. Var vaktini çağıracağım. İnşallah. Müminin suresinin 8. ayetinde müfessirimiz burada da Allah emanetlerine ve sözler müminleri vasfederken onlar emanetlerine ve sözlerine riayet ederler de özellikle müfessirimiz ahd kelimesi üzerine durmuş ve ahdin şer'i teklifler, emanet bırakılan mallar, yeminler, nezirler, akitler ve benzeri tüm manaları içerdiği noktasında çok geniş bir bakış açısı, perspektif getirerek ahd kelimesinin üzerinde İslam'ın ve Müslümanlığın bu konu üzerindeki hassasiyetine dikkatimizi çekmiş. Ahzab suresinde yine emanetle ilgili olarak insanlığı ilgilendiren ve hamelehel insan ayetinde inne aradnel emanete, emanet teklif edildi ayetini neredeyse üstad müfessirimiz Ali Arslan hocamız en uzun üzerinde durduğu ayetler içerisinde, bu arada 21 ayetin içerisinde kıyasladığımız ayetlerin içerisinde İki ayette sadece mal vermekle yetinirken bu ayete uzunca değinmiş. Burada emanetin Allah'a itaat manasına geldiğini, farz ibadetler manasına geldiğini, namaz olduğunu, cünüplükten arınmak olduğunu, namaz, oruç ve gusülle birlikte ibadetin yerine getirilmesi, insan arasında bilinen ve yerine getirilmesi gereken şeyler, hiçbir mümine hile yapmamak olduğunu, burada insana yüklenen emanetlerin, en son Ömer Hayyan'dan bir nakil yaparak emanet insanoğlunun kendisi için emin bulunduğu emir ve yasaklardır. Dünya meselelerinden hangisi olursa olsun fark etmez görüşünde verdikten sonra üstad emanet kavramıyla ilgili bölümü tamamlamış oluyor. İkinci kavram da hocam bizim üstadı Ali Arslan hocamızın tefsirindeki şura kavramı. Şura ile ilgili olarak da 3 ayet üzerinde zaten 3 ayet var. Burada Bakara suresindeki 233. ayetteki şura kavramında aile arasındaki, eşler arasındaki çocuğun emzirilmesiyle ilgili sürenin istişaresi ve kararının ailenin reisi olarak anne ile babanın ortak kararları olduğuna vurgu yapıyor. Ve bunun da aile içerisinde şuranın önemine dikkat çekerek bugün sanki kaybettiğimiz bir hususa hocamız bizi yoğunlaştırmış oluyor. Bu diğer bir ayette Ali İmran suresinde 159. ayette
Peygamber Efendimiz'e hitaben yapılan bir emir var. İşlerinde onlara danış ayeti celilesine hareketle onların affını iste ve onlarla yaptığın işlerde onları işlerinde danış, onların fikrini al ayetinde Uhud Savaşı'nı örnek gösteriyor hocamız. Şura konusunda yine Şura ayetinde 38. suresinde 38. ayette müminler tavsif edilirken, vasıflandırılırken işleri kendi aralarında istişareyle halletmeye çalışırlar. Halletmeyi kendilerine prensip kabul ederler ayetinden hareketle. Burada Şura'da İsfahane'nin tarifini kabul ettiğini, meşveret tarifini kabul ettiğini söyleyerek şu tarifi alıyor. Meşveretten kastedilenin birbirinin görüşüne müracaat etmek suretiyle oluşturulan ortak fikir tarifini veriyor. Bu fikri, bu tarifi kabul ettiğini müfessirimiz zikrederek asıl şura ile ilgili olan ayetin can alıcı bugün devlet ve toplum düzeninde kullanılması gereken ayetin bu ayet olduğunu ifade ediyor ve uzunca bir tefsir yapıyor. Konu detaya girmesin diye ben değerli hocam onu inşallah tekrar söylüyorum. Burada üstad bir konuya dikkat çekiyor müfessirimiz. Burada peygambere emredilen şura ile ilgili onlara danış emrinin ahkamla ilgili olan bölüm değil, diğer maslahatla ilgili, harp durumları, devletin yönetimiyle ilgili maslahatla ilgili konuları içine aldığını özellikle vurguluyor. Çünkü ahkama dair olan konulardan farz, mendup, mekruh, mübah, haram gibi konuların zaten ayetlerde Rabbimiz tarafından, Allah tarafından peygambere emredildiğini belirtiyor. Bunu da ayrıca bir başlık olarak zikretmiş müellifimiz. Üçüncü kavram olarak hocam, adalet kavramı. Adalet kavramında 282. ayette eminlik emanette işlemişti Ali Arslan hocamız. Burada müfessirimiz 283. ayeti işlerken 282'ye de bir atıf yapmıştı. Bu ayet Kur'an'ın en uzun ayetidir diye tespitini yaptıktan sonra tefsirdeki görüşlerle birlikte buradaki deyin konusunu üzerine sıkça, uzunca durduktan sonra burada borç vermek veya almak belirsiz bir süre olmaz. Süre belirtilir. Fıkhi kaidelere vurgu yapıyor. Borcun miktarı ve süresi mutlaka yazılmalıdır. İkinci şart olarak da adil, dindar ve güvenilir bir katip mutlaka bulunmalı ve ihtas edilmelidir. Efendim hocam. Hocam devam edin. Yok, başka yerden ses geldi herhalde. Tamam, karıştı hocam. Sesler. Olabilir. Hocam, 5 dakika içerisinde toplarsanız. Tabii. 3 dakika mı var hocam? 3-5 dakika içerisinde. Tamam, topluyorum hocam. Burada deyinde diğer bir şartın borçlu borcun miktarını ve vadesini dikte ettirmelidir. Dikte ettirilen borçlu veya katip Allah'tan korkmalı. Bunu eksiksiz yazmalıdır. Borçlu acizse, akli melekeleri yoksa velisi mutlaka bunu almalıdır. Ayrıca bu ayeti tefsir ederken şahitlik müessesesine vurgu yapan müfessirimiz şahitliğin Allah adına yapılması ve zayi edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Nisa suresinin 58. ayetinde de halk arasında hükmettiğinizde adaletle hükmedin ayetini tefsir ederken ulul emre itaatin önemine vurgu yapıyor müfessirimiz. Aldığı Taberi'nin bir görüşünü naklederek ulul emirden kastedilen idareciler ve emirler olduğunu tercih ederek, görüş olduğunu tercih ederek temel esaslar olarak kitap, sünnet ve kıyasın sayılması gerektiğine noktasında görüşünü özetliyor. 135. ayet, Nisa 135'te hocam, adaleti ayakta tutanlardan olunun ayetini de daha önceki ayetlerde yaptığı gibi adaletin şahitlikle ayakta tutulabileceğini, şahitlik kurumunun çok önemli olduğunu, bu konudaki mezhepler arasındaki görüşlerin, karı kocanın birbirinin lehinde ya da aleyhinde, kardeşin kardeşe şahitliği konusu üzerinde durduktan sonra En'am suresi 115. ayetinde de adaletle Allah sözünü tamamladı ayetince onun içeriğini, vahyin içeriğini Allah-u Teala kemale erdirdi. Hakkı inatla inkar edenlerin de bu
Allah'ın adaletini, Allah'ın dinini tamamlamış olması onların mazeret ileri sürmelerine mani olacağı için Allah'ın vaadini yerine getirerek kimseye bir mazeret bırakmadığına vurgu yapıyor. Araf 29'da yine adaletle ilgili olarak hocam, Rabbim bana adaleti emretti ayetinden hareketle, burada kıst var, hemen bitiriyorum hocam. Kıst kelimesinden la ilahe illallah'ın kastedildiğini ifade eden müfessirimiz Araf 159'da kitap ehlinin hepsi bir değildir derken burada kitap ehlinin Peygamber Efendimiz döneminde Yahudi ve Hristiyanların önde gelenlerinden mümin olanların ulemanın kastedildiğini ifade ediyor. Ve Araf 181'de hak ile adaletle insanlar arasında hükmedilir dediği ayetini de kıyamet alametlerinin tamamlamasının görüleceği döneme kadar mutlaka hak ve adaletle insanlığa İslam'ı örnekliğini sağlayan bir topluluk bulunacaktır diyerek Nahl 90. ayetinde bizim her cuma okuduğumuz ayette de Allah'ın prensiplerinden adalet, ihsan ve akrabaya yardımla fahşayı, münkeri ve zulmü yasaklamasının temelin, toplumun temelini oluşturan üç müsbet, üç de negatif olan düstur olduğunu ve bunların, bu altı esasın birbirinden birlikte düşünülerek toplumun inzar edilip inşa edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor değerli hocam. Beni dinleme zahmetinde bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Kısaca geçtim değerli hocam. Çok teşekkür ediyorum. Hocamın, Doktor Hayri Enanay hocamızın da böylece tebliği sona ermiş oldu. Kendisine bu güzel tebliğinden dolayı da teşekkür ediyorum. Şimdi toplantımızın evet bu bölümünde Tekirdağ'ımızın dini ve kültürel hayatına, ilim ve sanat alanında şahıs ve çalışmalar hakkında eser veren dört ilim adamını, sanat adamını böylece tanıtmış olduk. Ben ayrıca bu güzel tebliğlerinden dolayı dört hocamıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve oturumu burada kapatıyorum. Hayırlı uğurlu olsun.